Merhabalar, size bugün bir olimpiyat şampiyonundan bahsedeceğim. Bu öykünün içerisinde genetik yapı, kromozomlar, spor etiği, insan hakları, cinsiyet ayrımcılığı gibi değişik ögeler var. Kahramanımızın ismi Caster Semenya. Caster Semenya, Güney Amerikalı bir atlet. Güney Amerika'nın milli gurur desek yeridir. Caster Semenya 2016 yılında olimpiyatlarda kadınlarda 800 metre şampiyon olunca artık ünü ülkesinin dışına, Afrika kıtasına ve dünyaya yayıldı. Yalnız fotoğraflarını gören herkese şöyle bir soru ortaya çıktı. Eski Rus ve Doğu Alman atletlerine benziyordu. Acaba bir hormon tedavisi görmüş müydü? Aslında kafamızdaki soru net. Caster Semenya erkek mi kadın mı? Ama biliyorsunuz cinsiyeti belirlemek biraz zor bir konu. Çünkü cinsiyeti belirleyecek iki temel faktör var. Bunlardan bir tanesi genetik yapımız, genotipimiz, diğeri fenotipimiz yani dış görünüşümüz. Dış görünüşümüzün içerisine iç ve dış cinsel organları da dahil etmek gerekiyor. Yani konu sadece tek bir yönüyle açıklığa kavuşturabilecek bir konu değil. Biliyor musunuz kromozomal yapımıza baktığımız zaman 46 kromozomumuz var. Bunlardan cinsiyet kromozomları XX olursa kadın, XY olursa erkek. Buraya kadar konu basit ve açık. Ama sanıldığı gibi değil. Neden? Çünkü %1,5 oranında tahmininizden yüksek bir oranda interseks yani kromozomal yapısıyla dış görünüşü birbirine benzemeyen bireyler söz konusu. İşte bunlar LGBTİ'deki I'yı temsil ediyorlar. Dolayısıyla Caster Semenya konusuna bu grubunda girdiğini kabul etmek gerekiyor. Caster Semenya ününe ün katarken, Afrika kıtasında bir kahraman olurken, moda dergilerinin kapaklarını süslerken, İyi de bir şey yapıyor. Neden? Çünkü Güney Afrika'nın sembolü oluyor. Güney Afrika'da tekrar atletizme büyük bir ilgi duyuluyor. Hükümet de kendisini çok seviyor, destekliyor. Çünkü ülkenin reklamını yapıyor. Fakat sorular ortaya çıkıp cevaplanmayınca bunun üzerine Uluslararası Atletizm Federasyonu devreye giriyor. Bir soruşturma başlatıyor. Bu soruşturma çerçevesi içerisinde hem kan tetkikleri yapılacak, hem muayene yapılacak, hem de gerekli girilen tüm tetkikler gerçekleştirilecek. Ve sonuçta Uluslararası Atletizm Federasyonu tetkiklerin sonucunu açıklıyor. Testosteron hormonu 3 kat yüksek. Biliyorsunuz testosteron erkeklik hormonu olarak biliniyor ve kas kitlesinin gelişiminde birinci derecede sorumlu olan bir hormon. Fakat Caster Semenya'nın erkek mi kadın olduğu konusuna Uluslararası Atletizm Federasyonu pek karışmıyor. Sadece bunun bir doğal avantaj olduğunu ileri sürenler ortaya çıkıyor. Fakat federasyon kendisine yarışmalardan men cezası veriyor. Gürültü biraz daha büyüyor. Çünkü neden? Bu doğal avantaj lafı daha önce olimpiyat şampiyonu Michael Phelps için kullanılmıştı. Çünkü Michael Phelps'te doğal olarak laktik asit üretimi daha azdı. Dolayısıyla ondaki avantaja bir şey yapılmamıştı ama Caster Semenya'ya yapılıyordu. Tabii iş Güney Afrika'nın milli meselesi haline dönüştü. Çünkü Güney Afrika'da Caster Semenya sayesinde çocuklar atletizme yönelmişlerdi. Özellikle kızlar için büyük bir kahramandı. Bunun üzerine bizim futboldan tanıdığımız kasa başvurmaya karar verdi Caster Semenya. Güney Afrika hükümeti destekli bir avukatlar ordusuyla kasa gitti. Savunmasını verdi. Cezaya itiraz etti. Kasta sonuçta merakla beklenen açıklamasını Mayıs ayının başında yaptı. Caster Semenya'daki yüksek olan testosteronu düşürmesi gerekiyordu. Ancak ilaçla düşürebilirse yarışmalara katılabilecekti. Soru cevaplanmış mıydı? Aslında cevaplanmıştı. Çünkü raporda Caster Semenya 46XY DSD yani 46XY erkek DSD Development of Sexual Disorder yani cinsel gelişim bozukluğu olan bir birey olarak tanımlanıyordu. Yani aslında kas tepkilerden çekinmese de sonuçta kadın erkek lafını kullanmadan tıbbi bir terimle tartışmayı bitirmişti. Tabii aslında bu tartışma bitti ama insan hakları ve LGBTİ çevreleri tarafından şimdi çalışmalar devam ediyor. Bu cezaya karşı itiraz ediyorlar. Şunu söylemeliyim ki 46XY DSD öyle basit bir tanımlama değil. Çünkü kendinin içerisinde tam 7 tane farklı tipi var. Hatta Hollanda Sağlık Bakanlığı doktora bu grupları anlatabilmek için bir broşür bile çıkartmış. Tartışmalar devam ederken ilginç bir gelişme oluyor. Caster Semenya uzun süreden beri beraber olduğunu söylediği kız arkadaşıyla evleniyor. Bu karardan bir hafta sonra. Evet, şimdi sorular arttı mı yoksa sorularımız cevaplandı mı? Caster Semenya bu öyküye bir nokta koydu mu yoksa öykü devam mı ediyor? Dediğim gibi
öykü hala devam ediyor bence. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.